Cümleten selamun aleyküm. Ben Halit Emin Türkmen, kanalın sahibiyim. Bilmeyenler için söyleyeyim. Videoları ben hazırlayıp ben koyuyorum. Ve bundan sonra da videolarda kendimi daha fazla göstermeyi düşünüyorum. Sizce de öyle mi? Eğer öyleyse şurada bir anket yapacağım. Anketi oylarsanız ben de ona göre bir şeyler yaparım. Bilenler vardır belki. Peltex TV diye, hatta bakın bardağı da burada. Bir YouTube kanalımız var. Açıklama kısmında Peltex TV'nin abone olma linkini paylaşacağım. Orada ben kendi videolarımı ve arkadaşlarla beraber çektiğimiz videoları paylaşmaya çalışıyoruz. Abone olmanızı istiyorum. Desteklerinizi esirgemezseniz teşekkür ederim. Biliyorsunuz yakında Paşa Bir Anadolu Rüyası diye bir film çıkacak. Şimdi bu film hakkında birazcık size bilgi vereceğim. Yani bildiğim tüm bilgileri size aktarmaya çalışacağım. Film yaklaşık 16-17 yıl önce tasarlanmış, belki de senaryosu yazılmış, tam bilmiyorum. Haluk Bey'sin çekmeye hazırlandığı fakat bir türlü çekemediği, her defasında rafa kaldırılan bir proje. 16-17 yıl öncesinden bahsediyorum. Pusat'tan daha önce yapılmış bir proje bu. Ama çekilememiş bir proje. Hatta bir televizyon programında Haluk Bey'es bize şunları söylemişti. Haluk'cum, bu dizide Osman Sınav'la buluşman nasıl oldu? Nasıl mı oldu? Aslında ben bir senaryom vardı zaten. Sinema filmi çekmek istiyordum açıkçası. Ama Osman abi bu televizyon piyasasını benden çok çok daha iyi bilen bir insan. Yani dizi daha çok ses getirir dedi. Hani sinema filminden ziyade dizi yapalım dedi. Ben dedim tamam okey, ben senaryomu biraz geri alayım. Ama fikri alalım. Ortaya koyalım. Başka bir şey yapalım. Öyle gelişti aslında. Yani buradan anlıyoruz ki Haluk Piyes belki de 2007 yılında Paşa filmini çekmeye hazırlandı. Fakat Osman Sınav'la buluştu. Osman Sınav da dedi ki dizi yapalım. Bu sayede Pusat gelişti. Ve Paşa yeniden rafa kaldırıldı ama sanıyorum ki Paşa Haluk Piyes'in en gözde projesi bu zamana kadar. Şimdi film geçen sene Eylül-Ekim ayı gibi çekimleri Hatay'da yapıldı, İstanbul'da yapıldı. Hatta belki yurt dışı da var, tam bilmiyorum. Haluk Piyes başrol tabii ki. Emin Boztepe, Pusat dizisinden tanıyoruz onu da, Kontrolü'nde. Nursel Köse, Avlu dizisinin kudreti Nursel Köse. Bildiğim kadarıyla Almanya'dan Erol Afşin, Sohal Altangöl, nasıl okunuyor bilmiyorum, Sinem Süle gibi, yani en azından benim tanımadığım isimler filmde yer alıyor. Film hakkında şu ana kadar çok fazla bilgiye sahip değiliz. Fakat ben kanalımda daha önceden fragman diye bir video paylaşmıştım. Tabii ki fragman değil bu. Deneme çekimi. Ama yine Paşa ile ilgili bir deneme çekimiydi bu. O yüzden böyle bir şey paylaştım. Filmin konusu yine bir boks filmi tabii ki, Pusat gibi. Nursel Köse Haluk Piyes'in annesini, Emin Boztepe de Haluk Piyes'in babasını canlandırıyor filmde. Film ne zaman vizyona girer, ne zaman fragman verilir, ne zaman izleriz bilmiyorum ama Haluk Piyes'in paylaşımına göre Instagram'da doğru zamanı bekliyor. Ki bence de doğru zamanda vizyona girmesi çok önemli. Haluk Piyes gibi bağımsız sinemacılara bu ülkede destek verilmiyor. Ya bu yüzden de filmleri az izleniyor. Örneğin Kanundaki Barut filmi 27 bin kişi tarafından izlenirken Ateş filmi 10 bin kişi tarafından izlendi. Destek görülmeyen bir sinemacı Haluk Piyes. Recep İvedik gibi, Cem Yılmaz filmleri gibi veya BKM'nin diğer filmleri gibi gişede çok fazla insan tarafından rekor kuracak filmler karşısında Haluk Piyes'in filmi az izleneceği için büyük ihtimalle Haluk Piyes daha çok izlenmek için doğru zamanı beklediğini bize belirtti. Vizyonda böyle sağlam filmlerin az olduğu bir döneme denk getirmek istiyor filmin vizyon tarihini. O yüzden bekleyelim, görelim. Paşa ile ilgili daha fazla bilgi aldığım zaman yine bu şekilde video çekerek sizlere aktarmaya çalışacağım. Sağ taraftan veya sol taraftan bir yerden abone ol linkini yapıştıracağım. Peltex TV'ye ve Haluk Piyes paylaşımları kanalına abone olmayı unutmayın. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.